şikayetlerinde çok güzel şikayetler. Yani doğrusu ben genel başkan yardımcısı olduğumda mesela öyle demiştim bütün örgütlere. Yani birinci zemin kata inin diye. Tam birinci cam hatırlamıyorum orada. Olabilir. Olabilir, olabilir. Bir dönem şey oldu, partiye çok müracaat olmuştu. Milletvekili aday müracaat. Evet. Da büyüyordu o zaman. Evet. Sen başkanım şey yapmış değil mi? Resim sevgisi falan var mı? Bizim amacımız bu demokratik siyasi iklimin devamını sağlamak. Türkiye'nin, İzmir'in tabii ki sorunları var. Bunları hep birlikte konsensüs içerisinde çözmek bana göre en akılcı yoldur. Tarih sadece akıllı insanlar için tekrardan ibaret değildir. Bunu özellikle değildir olarak bir de altını çizmek istiyorum. Çünkü medeniyetlerin temelinde geçmişte yaşananlardan ders almak vardır. Bizler de siyasiler olarak kavgadan, gürültüden, demokrasiden uzaklaşılan ortamlardan neler çektiğini bilen nesiller olarak bundan sonra uzlaşıyla, hoşgörüyle, birlikte çalışma ruhuyla kendimize katkı koymak için siyasi mücadele veriyoruz. Ne yapılırsa, ne kadar artı iş yapılırsa bunlar İzmir adına birer katkı koyacaktır. Tabii ki bunları polemiklerden uzak tutup çok daha önce yapmamız gerekirdi. Ama bundan sonra da bunları yapmaya devam edeceğiz. Kent adına, İzmirli adına ne yapılacaksa biz burada bunu birlikte yapmaya kararlıyız ki ben Alaaddin Bey'in çağrılarına da aynı şekilde cevap veriyorum. Bugün bir nezaket ziyareti ama en kısa sürede bir araya gelip söylemlerimizi basın yoluyla değil de birebir. Evet. Birlikte yaparak yol almak istiyoruz. Burada da bizim belki en büyük kazançlarımızdan bir tanesi de çiftçimizden sanayicimize, Türklerimize kadar tüm kesimlerin sorunlarını masaya yatırarak çözebilecekleri Başbakanlık Ofisi var. İnşallah Başbakanlık Ofisimizin tadilatı bitiyor. Size orada hayırlı olsun bekleriz. Hep beraber orada sorunların çözümüyle ilgili Sayın Başbakanımız biliyorsunuz ülkemizde ciddi bir terör sorunu var. Bununla ilgili mücadele inşallah kararlılıkla devam ediyor ve bitme aşamasına geldi. Bundan sonra İzmir'e daha sık gelecektir. İzmir'e... Siyasetteki ahlaki kurallar, etik kurallar önemli. Evet, önce hoş geldiniz tekrar. Sağ olun, şeref verdiniz. Ayağınıza sağlık arkadaşlar. Sizi burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bunun çok önemli sonuçları olacağına da ben de inanıyorum. İzmir açısından özellikle, Türkiye siyaseti açısından önemli sonuçlar olacaktır. Ben öncelikle bugün Yeni Şafak ve Akit gazetesine saldırılar oldu. Bunu buradan kınayarak başlamak istiyorum. Yani bizim başkan da bizde her zaman terör, bu bir terördür. Bir saldırıdır. Bu nereden gelirse gelsin, amacı ne olursa olsun, kime yönelik olursa olsun, bize yakındı, bize uzaktı, bize karşıydı, bizimle birlikteydi anlayışının dışında bu tür saldırıları biz nefretle kınadığımızı belirtmek istiyorum. Herhalde başkanlık aynı duygularla. Burada birlikte başlamış olalım önce. Evet, değerli arkadaşlar. Müsaadenizle, siz seçim gecesi yaptığınız açıklamayı yanılmıyorsam düzeltin, artık şehit gelmeyecek şeklinde bir ifadeniz olmuştu. Ancak bakıyoruz 300'e yakın şehidimiz var. Bunu nasıl görmek şimdi lazım? O konuyu tam olarak demek ki dinlememişsiniz. Bir kayıtlara bakarsanız benimki bir temenniydi. Bundan sonra inşallah ülkemize şehit gelmez temennisiydi. Bunu aynı şekilde tekrarlıyorum. İnşallah bundan sonra hiçbir şehidimiz gelmez. Onlar bizim evlatlarımız, canlarımız. Bütün şehitlerimize buradan rahmet diliyorum. Cuma günü ailelerine de sabır diliyorum. Onlar bu ülke için şehit oldular. Öbür dünyada makamların en yükseğine çıkacaklar. O açıdan o konuşmamızın esas amacı buydu. Onu bir kere daha hatırlattığınız için ayrıca teşekkür ediyorum.